Herkese merhabalar. Bugün artık ehliyeti alayım. Şimdi kursa gidiyorum. Belgelerimi almaya. İşte sertifikadır vesaire gerekli olan evrakları. Sonra bankaya gideceğim. Parayı yatıracağım. Sonra randevu kovalayacağım. Bugün cuma. Pazartesiden beri randevuları kovalıyorum. Bulamıyorum. Aslında vardı randevu da benim bu evrak işi hazır değildi. Cuma hazır olur demişlerdi. Cuma oldu. Bakalım hazır mı? Şimdi ben gideyim yavaştan kursa. Görüşürüz yine. Evet, dosyamı aldım. Şimdi eve doğru geçiyorum. Ziraat Bankası'na gideceğiz. Diyeceğiz ki sürücü belgesi için bütün harçlarımı vesaire yatıracağız diye gideceğiz. Sonra nüfus müdürlüğünden randevu alacağız. Onu da ekran kaydına geçelim. Orada göstereyim. Devam edelim sonra. Evet, dosyamızı kurstan aldık. Yani dosya dediğimde içinde kursa kaydolurken verdiğim sağlık raporu var. Bir de biyometrik fotoğraflarım var. Bu dosyayı aldıktan sonra Ziraat Bankası'na gidiyoruz. Ben tabii oraları çekmeyi unuttum. ATM'de kartsız işlemlere tıklıyoruz. Kartsız işlemlerden ödemeler kısmı vardı sanırım. Evet, ödemelerden kurum ödemeleri ve sürücü belgesi kimlik yenileme. Öyle bir sekmeydi sanırım. Zaten orada hepsi yazıyor. İlk yeni belge sınıf ekleme miydi? Ya da ilk başvuru sınıf ekleme. Öyle bir seçenekti. Ona tıklıyoruz. Zaten yatırmamız gereken tutar çıkıyor. Kimlik numaramızı giriyoruz. Ve 988 lira 70 kuruşluk bir harç ödememiz gerekiyor. Tabii tam ya 990 yatıracaksınız ya da benim gibi 1000 yatıracaksınız. Yatırdıktan sonra parayı size bir makbuz veriyor. Bu makbuzu da bu dosyaya ekliyorsunuz. Fotoğrafınızla birlikte nüfusa gidiyorsunuz. Ama nüfusa gitmeden önce ekran kaydına geçelim. Gösterelim. Ya e-devlet üzerinden ya da gördüğünüz gibi randevu.nvi.gov.tr üzerinden ya da telefonla alo 199'u arayarak nüfustan randevu alabiliyorsunuz. Şimdi ben oraları tabii aldığım zaman kaydetmeyi unuttuğum için şimdi hızlı göstereyim. İkisini de göstereyim şöyle. E-Devlet'e girdikten sonra buraya sürücü yazıyoruz. Sürücü belgesi başvuru randevusu diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi benim randevum çıktı burada. Randevu geçti diye. Yeni randevu diyorsunuz. Burayı okuyup kabul edin. Ben okudum. İki kez gitmezseniz iptal oluyor randevunuz. Bir ay randevu alamıyorsunuz falan. Buradan ilinizi seçiyorsunuz. İlçenizi seçiyorsunuz. Bakın en yakın tarihleri gösteriyor. Bugün ayın 18'i. Karacabey'de bugün var ama merkez ilçeler yine bu hafta yok. Cuma günü akşam 5'te bir sonraki haftanın randevuları açılıyor. Size tavsiyem eğer randevularda oluyorsa cuma akşam 5'ten bir 5 dakika önce falan sayfaya girin, yenileyin. İki sayfada olabilir. Öyle hemen alabilirsiniz. Ben nüfus üzerinden aldım. E-Devlet üzerinden almadım. Nüfus üzerinden daha şu. Gördüğünüz gibi buradan kişi seçebiliyorsunuz. Babam, annem ve kendim için seçebiliyormuşum. Devam diyorsunuz. Tarih ve saati seçip HES kodunuzu girip devam ediyorsunuz. Size nüfustan bir mesaj geliyor. Doğrulama kodu geliyor. Onu yazıyorsunuz ve randevunuz oluşuyor. Bu sistemdense randevu.nvi.gov.tr'dense sürücü belgesi diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yine buraya adınız, soyadınız, kimlik numaranızı giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra il seçiyorsunuz yine. Yine ben Bursa'yı seçeyim. Burada gördüğünüz gibi ilçeleri gösteriyor ve doluluk oranlarını gösteriyor. Nilüfer maşallah %99. Mesela şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya bakalım. İleri diyorsunuz. Yine burada seçip HES kodunuzu girmenizi istiyor. HES kodunuzu girdikten sonra saat seçme ekranı görüyor. Benim şimdi HES kodum aklımda olmadığı için yazamıyorum. HES kodunuzu giriyorsunuz. Sonra saat seçim ekranı geliyor. Soldan kişiyi, saatinizi seçip devam ediyorsunuz. Yine kod geliyor size mesajla. Yazıp randevunuzu oluşturuyorsunuz. Randevu oluşturduktan sonra nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Bir 15 dakika önce gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ki zaten mesajda da diyor randevu saatinizde 15 dakika önce burada bulununuz diye. Gidiyorsunuz. Sıranızı alıyorsunuz. Kimlik numaranızı girip sıramatiğe. Sizi çağırıyorlar.
geçiyorsunuz. İşte parmak izlerinizi okutturuyorlar. Parmaklarınızı okutuyorsunuz. Sonra fotoğrafınızı istiyor. Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Fotoğrafınızı böyle bir kağıda yapıştırıyor. Ve altına da imzanızı istiyor. Bu çerçeveyi taşmayacak şekilde buraya imzanızı atıyorsunuz. Sonra bunu tarayıcıdan taratıp size bunu geri veriyor. Bunun da bir işe yaramıyor. Yani bir tane biyometrik yetiyor. Bunu hallediyorsunuz. Sonra size bir kağıt veriyor. Tabii o kağıt burada yok. O nüfusta kalıyor. Diyor ki işte geçin içeriden size geçici belgenizi versinler. Götürüyorsunuz, onaylatıyorsunuz işte. Size şöyle bir geçici sürücü belgesi veriyorlar. Ve artık araç kullanabiliyorsunuz. Sonra yine ekran kaydına geçelim. E-Devlet'ten buraya sürücü durum yazarsanız daha kısa çıkar. Sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama diye. Kim kendim için diyorsunuz ve sorgula diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Ben yine burayı sansürlüyüm çünkü benim belge numaramda, kimlik numaramda var. Altta diyor ki PTT şubesinde dağıtım bekliyor ve posta takip kodu var. Bunu buradan kopyalıyorum. PTT gönderi takibe giriyorum. Gördüğünüz gibi girdim. Buraya yapıştırıyoruz. Bak hep bunu yapıyor ya. Ve buradan takip edebiliyorsunuz nerede olduğunu. Doğrulamayı. İlk mesaj geliyor. Teslim edilmiştir sürücü belgeniz falan filan. İlk girdiğinizde bulunamıyor. Barkod doğal. Sıkıntı yok. Bir iki saat içinde işleniyor sisteme. Ve gördüğünüz gibi burada nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ankara'dan geliyor. PTT iş yerine bugün sabah gelmiş. Süreç genel olarak böyle işliyor. Zaten size de açılışında yapmıştım videonun. Gittik belgemizi aldık falan. Randevuları iyi kovalamanız lazım. Randevularda muazzam bir yoğunluk var. Şu ekran kaydını durduralım. Randevularda muazzam bir yoğunluk var. Hani ben cuma günü işte dediğim gibi akşam 5'te açılıyor randevular. 5'e 5 kala ben sisteme girdim randevu.nv.gov.tr'ye. Abi 5'te bir yeniledim. Açıldı ya randevular. Tıkladım Nilüfer'e 2 randevu kalmıştı pazartesi günü için. Saat işte bir 15.15'te bir de 16.15'te vardı. Birini seçtim. Gittik hallettik işte. Ama hani çok uzun sürmedi. Gayet kısa bir şekilde hemen belgelerimi verdim. İmza attık falan filan. Hemen bitti yani. Böyle bir video oldu bu da. Sizlere ehliyet almak için hani yapmanız gerekenleri bahsetmiştik. Ama bu son kısmını, sınavı geçtikten sonrasını bahsetmemiştik. Buna da bir açıklık getirelim. Para yatırma işlemi ben hani ayrı ayrı olacak diye düşünüyordum. Hani harcı ayrı, kart parası ayrı, polis vakfına ödeyeceğiniz ücret ayrı ayrı olacak diye düşünüyordum. Birleştirmişler, Ziraat ATM'sinde toplam miktar yazıyor. Siz onu yatırıyorsunuz. O da gayet rahat oldu yani. Böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.